Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir güne merhaba dedik. Tüm çalışan arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. İstirahatte olanlara da hayırlı istirahatler. Ne yaptık? Yine işimizdeyiz arkadaşlar. Çalışıyoruz. Yüklenmeye gidiyoruz Bakırköy'e. Kısmetse yükümüzü alacağız. Gelip döküme dökeceğiz arkadaşlar. Normal her zamanki gibi rutin İstanbul trafiği arkadaşlar. Alışkın olduğumuz bir şey yani. Bize yabancı değil. Açık olduğunda biz şaşırıyoruz. Nasıl açık ki? Ancak arkadaşlar pazar sabahı açık oluyor. O da belli bir saate kadar inanın. 9 falan. Ondan sonra yine kapanıyor yol. Alıştık artık. Olsun yine şükürler olsun. Bak böyle akıyor gidiyor. O buna da şükür yani. Ne yapacağız? Çalışacağız. Bayrama az kaldı arkadaşlar. İnşallah bayram herkes için istediğinden daha güzel geçer. Dilediğinden daha güzel geçer. Kalbi temiz insanlara kurban olduğum Allah'ım bir istiyorsa 5 versin. Çünkü bize o tip insanlar lazım arkadaşlar. Bu videonun peşine de dökümde de çekeriz. Orada da muhabbetimizi ederiz. Bundan sonra bir video daha yapacağım arkadaşlar. Çok soruluyor. Şöyle söyleyeyim yani, çalışmak için arkadaşlar hani tecrübe edinmeyi falan soruyorlar da. Şimdi arkadaşlar bunu söylüyorum, yine söylerim de yani sıkıntı yok. Şimdi benim kullandığım araç, şu anki kullandığım araç tır. Tırla kamyon biraz farklı arkadaşlar. Şimdi diyelim ki öğrenecek olan kişi benim yanına geldiğinde misafir olarak ne görecek? Hani düz yanaşmasını. Onu şimdi yalnız şöyle bir şey de var. Bizim aracımız iki parça olduğundan yanıltabilir. İlk öğrenecek arkadaşımızın bu harfiyat işini 40 ayak yahut 10 teker 40 ayak bu tip arabalarla öğrenmesi daha doğru olur. Daha isabetli olur. Çünkü o araçta yan bile dursa hani hissedersiniz. Arabanın döküme yanaştığınızda yan durduğunu kupadan hissedebilirsiniz. Ama bu araçlarda şimdi kupa ayrı, dorsa ayrı olduğundan yanıltabiliyor. Anca nedir? Aynadan, gözünüzden, biraz da tecrübenizden işi anlıyorsunuz, çözüyorsunuz. Tabii tumbaya yanaşmanız lazım yerine göre, yükünüze göre. Eğer akıcı bir yükse sorun değil ama hani öyle sıkıntılı bir yükse arkadaşlar tumbaya yanaşmanız lazım. Ki malzeme arkada birikmesin. Hani damper kalktığında, yere döküldüğünde birikmesin malzeme, aksın gitsin. Bunun için de ne yapacağız? Tumbaya yanaşacağız. Tumbaya yanaşmamız lazım yani. İşte böyle birkaç tane ince detay var. Onlar da yani öyle ahım şeyler değil. Öğrenilmeyecek şeyler de değil. Öğrenilir. Dün bir arkadaşla konuştum. Sait'ti zannedersem ismi. Sait'le bu Sefaköy'de çalışıyormuş arkadaş. Şimdi o da haklı. Çocuk diyor abi diyor 5-6 lira maaş alıyorum diyor. Geçinmek zor. O da haklı, ne yapsın. Bir de arkadaşımız yeni evlenmiş. Ben de isterim ya gelsin hani 2 lira 2 liradır arkadaşlar. 2 lira fazlasını alsın. Bir de şunu söyleyeyim bakın bu camiada harfiyat camiasında ha yok mudur? Vardır. Ama ben hani rastlamadım. Yani kimsenin parası kimsede kalmaz arkadaşlar bizim bu camiada. Yani zannetmiyorum. Hani yok mudur? Vardır. Ama ben ne gördüm ne duydum. Yalan söylemeyeyim. Şimdi yok derim. Arkadaş gider orada size toslar. Ya dersin abi bak yok demiştin ama al buyur ben çalıştım da adam paramı vermedi falan filan gibi muhabbet olmasın diye yine de bir soru işareti bırakıyorum ben. Şu an neredeyiz? Malum Basın Ekspres'te. Hava
havaalanı kavşağına doğru devam ediyoruz arkadaşlar. Atatürk Havaalanı'na, Yeşilköy Havaalanı'na. Oradan Şirin Evler istikametine döneceğiz. İncirli'den içeri gireceğiz arkadaşlar kısmetse. Yüklememizi yapıp döküme gideceğiz. Niyetimiz o yani inşallah. Çok değişti buralar arkadaşlar ya. Vallahi çok değişti. Yani bayağı bir ilerleme var yani. İnşallah böyle de devam eder. Bilen arkadaşlar bilir. Bu sol taraf arkadaşlar. Soldaki gördüğünüz binalar, buralar Altın Yıldız. Arkadaşlar bu sol tarafımız Sefaköy, Yenibosna. Sağ tarafımız Sefaköy oluyor. Yukarıya doğru yani Sefaköy. Sol tarafımız da Yenibosna arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şimdi şeye yaklaştık mesela. Kuyumcu kente sol tarafta. Şu ağaçların arkasında arkadaşlar bakın hemen şurası. Kuyumcu kent. Göründüğü kadarıyla gösteriyorum. Evlilik ve altın alışveriş merkezi diyor burası. Evet arkadaşlar. Kavşağa doğru yaklaştık. Havaalanı kavşağına, Atatürk Havaalanı. Buradan İncirli istikametine devam edeceğiz. Sağdan devam ederseniz arkadaşlar, bakın sağdan bir harfiyat kamyonu girdi gitti. Sağdan devam ederseniz Sefaköy Küçükçekmece istikameti şurası. Düz devam ederseniz Yeşilköy. Buradan da sağa girerseniz İncirli, Şirinevler İncirli, Cevizli Bağ, Topkapı istikameti. Bakın Atatürk Havaalanı. Güzel bir gün var arkadaşlar. Güzel bir sabah. Fazla yakıcı değil. Fazla yakıcı değil yani. O iyi. Yakıcı olmaması. Öğleye doğru biraz sıcak olur. O da olsun. Hayırlısı. Ne yapalım. Her yerde oluyor. Mesela Adana'nın sıcağı meşhur diyorlar arkadaşlar. Hiç gidip yaşamadık ama inşallah bir gün karavanımız bitince gideriz. Görürüz Adana'yı da. Gideceğim yani inşallah. Evet, buyurun. Yine geldik meşhur trafiğimizde. Ama akıyor gidiyor, sorun yok. Birazdan devam ederiz arkadaşlar videoya. Trafik burada biraz yoğun. Dikkatimizi yola verelim her zamanki gibi. Müsait olduğunda ben yine çekimimi yaparım. Az sonra görüşmek üzere. Tekrar merhaba arkadaşlar. Dökümün içindeyiz. Şimdi işte dökümde size hani gerekli olacak, bu işi yapacaksanız şayet bir iki ufak tefek şey var, naçizane onları göstereyim size. Yani geri kalanı zaten kolay arkadaşlar. Araba sürmek yani, bunu atomu parçalamıyorsunuz sonuçta. Araba sürüyorsunuz, işte birazcık dikkat, zamanla alışıyorsunuz. Bakın dökümde her zaman bu şekil, sakin, hiç aceleye gerek yok. İstediğiniz kadar acele edin yani, şey yok arkadaşlar, fark eden bir şey yok yani. Bir iki dakika önce çıkarsınız, sonra çıkarsınız, hepsi bu, başka hiç fark eden bir şey yok.
kökünde. Şuraya döküyor. Gidelim oraya dökelim. Bakın arkadaşlar, böyle bakıyorsunuz ilk önce gözünüzle. Arabanızı düz yanaşabileceğiniz bir yer kendinize arıyorsunuz. Ve inanın arabamı güzel yanaşabileceğim hiçbir yer göremedim burada. Şunun yanına yanaşacağım. Şu arabanın yanına biraz yakın yanaşacağım ama bir tek orası bana mantıklı geldi. Şimdi şöyle yavaş yavaş gidelim arkadaşlar. Şu şekil. Bakın aynadan size. Şu manca arkadaşa yanaşacağım. Niye derseniz her tarafı dolu çünkü. Bakın arkadaşlar, düz yanaştık, geldik arabanın yanına. Damperimizi kaldırıcıya verdik. Şimdi damperimizi kaldırıyoruz. Bakın, camı da açayım. Görüyorsunuz, bakın orada D8 kalan malzemeyi bakın içiyor. Düzlüyor orayı, biz de geliyoruz, bir daha yanaştık, bir daha düzlüyor. Cam bu yana arkadaşlar, bakın damperimiz kalkıyor. Yandaki arkadaş da kaldırıyor damperini. Bakın onun damperi de yanında. Damperi kaldırırken bir de hiçbir zaman fazla gaz vermeyin arkadaşlar. Bakın devir saati bu kadar olsun. 1000-1200 arası olsun. Fazla olmasına gerek yok. Fazla gaz basıp da arabayı bağırtmadan pompayı yoruluyor. Pompa yoruluyor yani o arada. Hiç gerek yok öyle şeylere arkadaşlar. İmdatı bıraktım ki araba ileri attı kendini. Aynen böyle. Kendini ileri attı araba. Bu yandaki arkadaşın arabasına bir şey gelmesin de. Ha, gelmedi, tamam. Evet, dökümümüzü yaptık arkadaşlar. Damperimizi indireceğe verdik. Bakın ben o arkadaşın arabasına biraz fazla yanaştıydım. O yüzden ne yaptım? Biraz dikkat ettim. Çünkü arabamdan bir şey düşüp de vatandaşın arabasına zarar vermesin diye. Dikkat edin böyle şeylere. Aracınızı düz yanaşın arkadaşlar. Hepsi budur yani. Yanaşacağınız yeri önceden gözünüzden kestirin. Yanaşın. Düz yanaşın. Aracınız bakın böyle dümdüz olsun. Ondan sonra aynadan takip edin. Kaldırın damperinizi. Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz. Ondan sonra şoförlük zaten dersi verecek halim yok. Bu tip arabaları, yani bu otomatik arabaları elinizden geliyorsa dökümde manuelde kullanın arkadaşlar. Manuelde kullanın. Çünkü bakın şöyle söyleyeyim, bu arabalar arkadaşlar 1000-1200 devir arasında vites değiştirir. 1200 devir arasında vites değiştirir. O yüzden ne yapacağız? Manuelde kendimiz kullanacağız ki araba tozlu yerde patinaja düştüğünde, çünkü vitesten dolayı patinaja düşer bu araba. Habire vites atar çünkü. Habire vites atar, araba patinaja düşer. Lastiklere yazık günah. Lastikleri parçalarsınız. Şey, dikkat edeceksiniz. Böyle ufak tefek nüanslar var. Mesela bozuk yerlerde elinizden geldiği kadar aracı manuel kullanın. Bakın ben şimdi mesela 7'ye ayarlamışım arabayı. Bakın kendisi ekonomide gidiyor. Yani hiçbir zorluğu yok, şeyi yok. Ama arabayı otomatiğe alsam inanın şurada şu gazdan araba 9. vitese kadar çıkar. 9'a çıktığında ne olacak? Araba gitmeyecek, patinaja düşecek bu sefer, sirkeleme yapacak. Hani lastiği olsun, şaftı olsun, bunların hepsi zarar görecek arkadaşlar. Hiç gerek yok. Bakın şunu demek istiyorum. Bakın şimdi şu an arabayı aldım. Bakın otomatiğe aldım. Araba şu an otomatikte.
Bakın başladı patates çekmeye. İşte bunu demek istiyorum yani. Neyse rampa bitti artık, bundan sonra 3 olmaz, 1'de gider. Bakın hemen 8 dedi araba. Hemen. Yani aynı hızda bak 8 dedi araba. Bunu demeye çalışıyorum işte arkadaşlar. Öteki videolarımda da bahsetmiştim arkadaşlar. Burası taş ocağıydı. Su taş, sı taş. Ondan sonra ne bileyim yani bir ton taş ocağı vardı burada. Hepsi gitti. Bakın şurada mesela bir tane var. Taş şurada kumbelli oluyor. Dağ gibi kum var orada. Bir o ocak kaldı. O da herhalde çay suyu şeyi. Çünkü orada çay su var. Bir de haktaş var herhalde. O duruyor. Tahmin ediyorum. Ama buralara yol yapılıyor arkadaşlar. Daha şimdiden mühendisler başladılar. Ölçüp biçmeye. Ne güzel işte arkadaşlar yapılıyor. Burası bakın unutulmuş yani ne derler hani öyle bir laf var ya, meçruk mu derler ne derler, öyle bir yerden yani böyle güzel bir şeye yapılıyor. Bakın burada temelleri atıldı. Sanırım bunlar değil, ben anlamadım ama bunlar bir şeye de benziyor arkadaşlar. Anlamadım ama ya yapılmadan şey çıkmaz ortaya. İnanın ne olduğunu, ben şunun ne olduğunu anlamadım şunların. Köprü ayağı deseniz köprü ayağı değil. Hani ne bir zamandan anlarız. Yavaş yavaş yapılıyor. Bakın orada beton atılıyor. Şunun ne olduğunu ben anlamadım arkadaşlar. Yani acayip bir yapı. Bakın ortada bir şeyleri var. Şuraya bakın. Yani ne olduğunu bilen varsa yazarsa yorumlara sevinirim. Bakın şöyle içinde acayip acayip şeyler var. Görüyorsunuz. Mesela bakın buraya bunu yapıyorlar. Buradan böyle gidecek işte arkadaşlar şu karşıya doğru. Ne olduğunu inanın bilmiyorum ben. Eğer bilgisi olan varsa şunun ne olduğundan, ne yapıyorlar buraya yazarlarsa sevinirim. Yine ne olduysa kaldık burada. Zannedersem bir duyduğuma göre Perşembe günü öğleye kadar döküm açıkmış. Perşembe günü öğlenle kapanıyormuş herhalde arkadaşlar. 4-5 günlük tatile gireceğiz. Şimdiden gerçi yine söylerim de ben şimdiden yine aklıma gelmişken söyleyeyim arkadaşlar. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum arkadaşlar. Dinimiz icabı, vazifemiz, yapmamız gerekiyor, yapacağız inşallah. Yolda memleketine giden şey yapan arkadaşlarımız vardır, abilerimiz, ablalarımız vardır. Sizden ricam lütfen uykusuz yola çıkmayın, acele etmeyin. Ya varsın 2 saat sonra gitsin arkada, gidin arkadaşlar. Yani ama gidin. Yani 2 saat sonra gidin, hepsi odur yani. Şimdi hız felakettir biliyorsunuz. Hız yapmayın lütfen. Allah izin verirse benim oğlum da gidecek Giresun'a. Benim eşim Giresunlu bu arada. Şimdi oraya gidecek oğlum. 50 kere 100 kere temmih ediyorum. Ve inanıyorum da benim oğlum da benim gibi araba sürer. Ben yolda arkadaşlar 90'ı geçmem. Hani çoğu arkadaşımız diyor ki ya yol biter falan. Ya bitiyor arkadaşlar, bitiyor. İnanın bitiyor. Yani ben araba sürerken yolda ben sağa sola bakmayı, doğaya, tabiatı çok seviyorum. Geçen yeğenimin nişanı vardı. Edirne'ye gittim. 90'dan gittim, 90'la geldim arkadaşlar. İstanbul Edirne takriben 240 kilometre, 230-240 kilometre. 2,5-3 saatte gittim arkadaşlar. Ne oldu? Yani bir yerimden bir şey eksilmedi. Artı yakıttan da kazandım. Edirne'ye, inanın buradan Edirne'ye vardım. Tempra'yla. 93 model bir Tempra'mız var.
Edirne'ye vardım, gazeteci arkadaşa İstanbul'dan geliyorum, ne alırım falan dedim. Abi dedi 260-270 alır dedi. İyi dedim, doldur bakalım dedim. Bir doldurdu. 193 lira gaz aldı arkadaşlar araba. 193 liraya araba doldu. Oradan doldurdum, devam ettim, İstanbul'a geldim. Bir de sağa sola gittim burada ufaktan. Ertesi günü gazım bitti. Benzine çevirdim arabayı. Gazcıya gittim arkadaşlar. Yine aynı, 200 lira gaz aldı araba. Yani 200 lira gaz aldı. Şimdi arkadaşlar, bu da demektir ki yani hız yaptığınızda hem yakıtınız gidiyor, hem dikkatiniz dağılır, Allah göstermesin. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bir yüzden gidip de Allah kimsenin başına, düşmanımın bile başına vermesin, bir ön lastiğiniz patlasa matlasa tutamazsınız hızlı gittiğiniz takdirde. Ama 90'la 100'e giderseniz tutarsınız o arabayı arkadaşlar. O yüzden boşuna demiş yani büyüklerimiz, abilerimiz yahut o işin ustaları ne diyorlar, hız felakettir diyorlar. Doğru söylüyorlar arkadaşlar, hız felakettir. Lütfen şu bayramı kendinize ve ailenize, sevenlerinize hani acı çektirmeyin. Güle güle gidin, güle güle gelin kardeşim. Yani bu iş böyledir. Hiç gerek yok. Rahat rahat gidin, rahat rahat gelin Allah'ın izniyle. Biz de ne yapacağız? Bayramı burada geçireceğiz mecbur arkadaşlar. Çünkü ona göre hesabımız, kitabımız var. Yapacağımız, yaptığımız işlerimiz var. Nedir diye sorarsanız, karavanımız var. Onunla biraz zaman geçiririm. Bir iki gün karavanla takılırım. Karavanda da işte ne yaptık? Hiçbir şey yapmadık arkadaşlar. Aynı olduğu gibi duruyor işin doğrusu. Yalana gerek yok. Çünkü çalışıp kazanıp yaptıracağız arkadaşlar. İşte bu arada şeyi yapabilirim. Siz söyleyin, mutfağı yaptırabilirim. Allah'ın izniyle mutfağı yaptıracağım. İşte bu bayram arasında o mutfağı yaptırabilirsek bizim için çok iyi, ideal olacak. Ondan sonra bir oturma yeri kalıyor. O basit zaten, o yapılır. Elektrik olayı kalıyor arkadaşlar. Yani elektrik tesisatının alt zeminini çektim de işte kava zemini kalıyor. Onun malzemelerini gider alırım Allah izin verirse, kalan parayla. Güneş panelleri kalıyor. Bir tek derdim güneş panelleri. O da yaklaşık arkadaşlar, yine en kötüsü yani anandı babandı demesi, bir 15 küsürleri bulur. 15 o ara tutar arkadaşlar, 15 bin lira. Çalışacağız, onu da yaptıracağız Allah'ın izniyle. Çalışınca olur, yeter ki canımız sağ olsun, sağlıklı olalım, yaptırırız, sorun yok. İlk başta bir başlayalım, bir ufaktan hani yapalım. Ondan sonra zamanla geliştiririz, paramız oldukça daha iyisini alırız. Sorun yok yani Allah'ın izniyle, yeter ki canımız sağ olsun. Ya işte bir şöyle bir dünya gözüyle şu arabaya binip şöyle bir gidip bir 2-3 gün yani şöyle bir tatil yapmak istiyorum arkadaşlar. Nasıl bir şey, millet hani yapıyor ya. Bizim garibanın tatili öyle olur arkadaşlar. Olsun öyle olsun, ne yapalım. Yani hayırlısı Allah'tan diyelim. Ya işte karavan deyince ne bileyim, öyle bir hoşuma gidiyor. İşte benim tek hayalim de o. Onu yapmak. İnşallah yapacağım da yani, Allah izin verirse. Videomu izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teker teker teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Her zaman dediğim gibi Cenab-ı Allah'tan hasta olanlara, şifa bekleyenlere Allah'ım şifa dağıtsın. Onların yar ve yardımcısı olsun. Borcu harcı olan gariban, ondan sonra ne bileyim hani geçim sıkıntısı çeken arkadaşlarımıza da, abilerimize de, kardeşlerimize de, ablalarımıza da daha iyi iş imkanı, daha güzel günler de onların olsun. Bizim gibi, benim gibi böyle ekmeğini şoförlükten kazanan otobüs kaptanları olsun, ne bileyim metrobüs süren arkadaşlarımız, taksiciler, kamyoncular, servisçiler, minibüsçüler, kamyoncular, kamyonetçiler,
Bilim esyan, taksici, dolmuşçu, minibüsçü hiç fark etmez. Onların da lastiğine taş değmesin. Dertsiz, kedersiz, sıkıntısız, stressiz, kavgasız, gürültüsüz bir gün geçirsinler. Hepiniz Allah'a emanet olun. Allah'ım yar ve yardımcınız olsun. Selametle kalın. Ha bu arada arkadaşlar, onu da söyleyeyim de öyle kapatayım. Ya lütfen abone olun ya arkadaşlar. Lütfen abone olun. Yani bunu isteyeceğim her seferinde. Bıkmadan, yılmadan şu sokak hayvanlarına bir mama almak istiyorum. Siz de bana biraz o konuda yardımcı olun. Yani o konudayken abone olun. Başka bir şey istemiyorum. Sakın ha sakın. Yani abone olun bana yeter. Eğer bir yardımda bulunmak istiyorsanız 2-3 tane daha abone yapın yanınızda. Bak ondan büyük yardım olmaz bana. Hepiniz Allah'a emanet olun. Allah'ım yar ve yardımcınız olsun. Selametle kalın tekrar. Tekrar hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar. Nice nice güzel bayramlara hep birlikte inşallah.